Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Daire konusuna geçiyoruz. Yani ilk etapta daireyi tanıtacağız. Sonra çemberin çevresi ya da dairenin çevresinden bahsedeceğiz. Evet çember ve dairenin 10. dersi ve çemberin çevresi yani dairenin çevresi. Ama ilk daireyi tanıtacağız tabii ki. Kitabımızda sayfa numarası 182 sağ tarafı sonra 183 sonra 184 sonra da 185'ten de bir soru çözeceğiz ve Böylelikle çemberin çevresini de bitireceğiz. Kitabı elinde olan arkadaşlar, kitaptan takip ediyorsunuz zaten, sıkıntı yok. Ya da bu dersi anlattığım bu bölümün PDF'ine nereden ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Orada da hangisi çemberin çevresi başlığı altındaki PDF'i indir. Elinde hazır, her şeyin hazırsa hadi gel bakalım dersimize başlayalım. Önce bir dairenin tanımını verelim. Çember dediğimiz şey neydi? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesiydi. Yani çember sadece bu. Çemberin içini dolduracak olursam biz buna daire diyoruz. Ya da yukarıda verilen o merkezlere yazıp çember ve iç bölgesinin birleşimi. Yani çember ve iç bölgesine ya da hani biz e, çemb biz sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi diyoruz ya. Eşit uzak değil de küçük veya eşit olan uzaklıklara biz daire şekli diyebiliriz. Yani küçük olan noktaları da alacağım. Mesela buradaki nokta bu e, R'den daha küçük. Mesela şuradaki nokta R'den daha küçük. Yani iç bölgeyi de almamızı sağlar bu ifade. Daire dediğimiz şey böyle iç dolu. Çember dediğimiz şey içi boş halka şeklinde düşünüyorduk, değil mi? Hemen bununla ilgili tanımı verdik ya, hemen bir sorusunu soralım. Şekilde verilen o merkezli çemberde CAD açısının kesişim kümesi nedir? bir çember ile CAD açısı. Ya hocam CAD açısı nasıl kesiyor? Buradaki açı burası değil mi? Değil. Açının tanımı bu açının ölçüsü. Açının tanımı başlangıç noktası aynı olan iki ışındır. Şu ve şu İki ışının birleşimidir. Yani bizim şu CAD açısı dediği durum bu maviyle gösterdiğim. Diğeri de zaten çember. Şu mavi ile çemberin kestiği yerler. Hocam bu nokta, bu nokta, bu nokta ve bu nokta olur. Yani B, C, D ve E noktaları olacaktır çözümümüz. Onu da küme içinde gösterelim ki nokta olduğu da belli olsun. Tamam. Örnek 1'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek ki Bu sefer CAD açısıyla daireyi kesiştirdik. Evet CAD açısıyla yani şu CAD açısı başlangıç noktaları aynı olan iki yaşındı. Yani bu ve dairenin kesimi. Hocam bu noktada kesiyor bunlar. Evet ama dikkat et mavi ile bizim dairemiz şurada içeride de burada da kesişiyor bunlar. Bak aradaki fark görüyor musun? Cevap değişti. E, D noktası var ama E ile D'nin arasında alacağım. Bu ne demek? E, D doğru parçası demek ya da D, E doğru parçası demek. Birleşim bir de şu. Kümelerde toplama gibi düşün. B, C doğru parçası olacaktır cevabımız. İşte içi boş olduğu zaman çember, içi dolu olduğu zaman daire. Şimdi gelelim çemberin çevresine ya da dairenin çevresine gelelim. Bir çemberin çevresinin çapına oranı pi olarak tanımlanıyor. Ee, o da pi de yaklaşık olarak 3,14 ama bu sonsuza kadar gidiyor biliyorsunuz. Çevrede ya buna göre çevreyi 2 2r'ye böldüğümüz zaman pi oluyor ya. Çevreyi de yalnız bıraktığımız zaman bak burada çemberin çevresinin çapına oranı. Çevre bölü çap. Çap dediğimiz 2r eşittir pi ise çevrede neye eşit oluyor? 2 pi eşit oluyor. Bunu bileceksin. Tanım gibi düşün. Hocam yani bir kural ezberlettirmiyorum. Tanımı bilmeni istiyorum sadece. Çemberin çevresi 2 pi o zaman ben şunu söyleyebilirim. Çemberin çevresini bulmak istiyorsam ne lazım bana? Yarı çap. Yarı çap bulunca olay bitecek. Hadi bakalım. Örneğe bakalım. Örnek 3. Çevresi 32 pi olan çemberin çapının uzunluğu nedir? Yani 2 pi kaç vermiş bize? 32 pi vermiş. Pi'ler gitti. 2 r 32 ise r buradan 16 olur. Gerçi bizden çap isteniyor. Çap dediği 2 r değil midir? İşte 16'nın ilk katı yani 32 olur. Örnek 4'teyiz. Yukarıda o merkezde yarıçapı 120 bölü pi metre olan dairesel. Evet yarıçapı ne verilmiş bize? 120 bölü pi olarak verilmiş. Dairesel pistin A noktasından dakikada 10 metre hızla giden motosiklet bir turu kaç dakikada atar? Arkadaş bir tur dediğimiz çemberin çevresi değil midir? Sadece ve sadece bir tur çevre kadardır. Çevrede 2 pi r kadar değil midir? Yani 2 pi r o da 120 bölü pi'dir. Şunlar şunlar sadeleşti. O da 240 metre mi yaptı? Evet. Yani bunun çevresi 240 metre yaptı. E şimdi şu şekilde yapabiliriz. Dakikada bak dakikada 10 metre gidiyorsa o zaman 240 metre gitmesi için yani oran orantı yantımıyla yapabiliriz. 1 dakikada 200 1 e, dakikada 10 metre gidiyorsa 10 metre gidiyorsa e, kaç dakikada 240 metre gider deyip yorum yapabiliriz. Ya da hız problemi biliyoruz. X eşittir V çarpı T değil miydi? Evet. X eşittir yani yol eşittir hız çarpı zamandı. Yolumuz burada ne? 240 metre. Hızımız ne? Dakikada 10 metre hızla gidiyor. 10. Tabii metrelere de dikkat etmek lazım. Bunların aynı olması lazım. Çarpı T diyeceğiz. O zaman T'yi de kaç buluruz buradan? 24 olarak buluruz. X eşittir V çarpı T'den geldi. Evet tabii ki matematikle de karıştıracağız değil mi? Hız problemiyle karıştırdık mesela. Örnek 4. 24. Geldik örnek 5'e. Şekilde O merkezli 2 cm yarıçaplı çember. O noktasından başlayarak ok yönünde sağa 3 tam tur. Sen sağa 3 tam tur gidersen. Hocam burası bir tur gidince böyle buraya geldi mesela. Bir daha gidince böyle bir daha gidince böyle gelecek değil mi? Yani bu 3 tam tur gitmesi demek ne demek? Çevresi kadar böyle, çevresi kadar böyle, çevresi kadar böyle. Buraya kadar geldi mesela. A noktasına kadar geldi. 3 e, tam tur e, atıp tekrar ok yönünde sola doğru 2 tam tur atarak ilerlemektedir. Hmm. Buna göre çember 31 tur attığında tamam. Şimdi arkadaş ne yapıyormuş bu? Bak matematik sorusu aslında yine bu. Ne yapıyor bu? Hocam bu 3 tur ileri 2 tur geri 3 tur ileri 2 tur geri. Yani toplamda tam tur mu atmış olacak? Evet bir tam tur atacak. Yani şöyle hesaplayacak olursak buradan buraya başlangıç daha noktası burası iken ikinci duruma geldiği zaman burası tam tur atmış hali. Yani 2 pi r'ye kadar olacak. R'de 2 ya yani 4 pi. Normalde biz pi'yi 3 alınızı ortaokulda söylüyorduk ama bu soruda da tam sayı çıksın diye pi'yi 3 alınız demişiz. O zaman burada ne olacak? O zaman burası pi yerine 3 yazarsam ben 12 mi gitti bu? Evet 12 gitti. Şimdi 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 buna göre çember 31 tur attığında yalnız 12 gittiğinde kaç tur atmış oluyor? 5 tur atmış oluyor. O zaman her 5 turu hesaplamamız lazım. 31'e gidene kadar hesaplamamız lazım. Arkadaş şöyle hesaplayalım mı? Buradan buraya gelince bak 3'üleri 2 geri şuraya geldi. Yani burası 12 olarak gitti. Yani şurası 5 tane tur atmış oldu. İkincide de daha yine aynı şekilde. Hop ileri 2 geri gelmeyecek mi? Evet. Burada da bir 5 daha atmış oldu. O zaman 10. Yani burası ne olacak o zaman? Şurası 12 gitti zaten. Burada da 12 gitti. E burada 5 tur atmış atınca 12 gidiyor. Eee böyle böyle devam edecek, değil mi? Hocam ta ki 30'a kadar. Ama 30'u nasıl bulacağız? Hani 31 turu nasıl bulacağız? Bu 10. tur, değil mi? 10. tur böyle. Sonra bir daha atsa hocam şuraya bir daha gittiğinde 15 olacak. Bir daha gittiğinde, 12 gittiğinde 20 olacak. Bir daha gittiğinden olacak. Böyle 3 ileri 2 geri şeklinde. Bir daha 12 gidecek. Yani burası 25 olacak. Yaklaştık. Ee, normalde örüntü şeklinde de yapabilirdik aslında ama böyle çok da yüksek değil 31 at tur atması. Ee, ya da böyle de şey de yapabilirdiniz. 5-10 nokta nokta şeklinde gidiyor. En son 31'e geldiğinizde yalnız sıkıntı olacak. Ee, şöyle bir şey. Bir daha böyle gidecek. 25'ten tam 31. tura geleceğiz ya. Yani. Hocam bir daha e gittiği zaman şimdi buradan şöyle 3 tur ileri 2 tur geri o zaman tam böyle bu 30. tur olmuş oluyor 30. turda yine buraya gelmiş oluyor. 31. turda yanlış şunu hesaplamamıza gerek yok. 3 tur ileri 2 tur geri dememize gerek yok. 31. turda direkt zaten buraya gelmiyor mu kardeşim? Direkt 31'de de buraya gelecek. Yani 1 2 3 4 5 6 7 tane 12. 7 12 o da kaç yapar? 84 yapar diyeceğiz. Ama normalde hocam bu çok çok daha büyük olsaydı 61 ya da işte atıyorum 121 olmuş olsaydı işte her 5 turda bir şey gidiyor. 12 gidiyor, 12 gidiyor, 12 gidiyor. Yani böyle hesaplayacaktın 5, 10, 15 diye hesaplayacaktın. 121 geldiği zaman da hocam 120'ye geldiği zamanki durumunu hesaplayacaktın. Ondan sonra da işte 120'den sonra da bir tur attıracaktı sadece 121'e gelmesi için tamam mı? O da örüntü kurarak yapardık. Ama burada herhangi bir şekilde şey yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü buradaki 31'e ulaşmamız için 1 2 3 4 5 6 7 basamak yazdık. Onda da bir sıkıntı yok. O güzel bir soru. Örnek 5 84 geldi. Şimdi geldik yay uzunluğuna. Arkadaş biz ya çemberin çevresini bulabiliyoruz ya da yay uzunluğunu bulabiliyoruz. Yay uzunluğunu bulurken de normalde çemberin çevresini çemberin çevresine 2 pi değil mi? 2 pire nerede 360 derecede değil mi? Evet. E ben alfa derecelik yay uzunluğu bak normalde 360 derecede 2 pi Ya da tam tersi yazalım daha rahat anlarız. 360 derecede 2 pire ise alfa derecelikte de burası yapmıyor mu? Alfa derecelikte ne kadardır derseniz soru işareti buradan ne oluyor? 2 pi re e, alfa sonra bölü 360 gelecek değil mi? Bölü 360 bak kendiliğinden geldi. Ya da şöyle de diyebiliriz ya da oran orantı yöntemiyle bak. Şurada yazmışız zaten niye bir daha buraya yazdıysan neyse. Çemberin çevresine 2 pire alfa kadar döndürülmesi isteniyor. ya döndürme derken alfalık bir yay uzunluğu istenildiği zaman da sadece ve sadece alfa bölü 360 katı olacağını söyleyebiliriz. Yani yay uzunluğunda bulurken bize ne lazımmış? Hocam bir kere çevre hesaplarken yarıçap kesinlikle lazım. Yay uzunluğu hesaplarken bize ne lazım? Yay uzunluğu da hesaplarken bir de merkez açı lazım. O yayı gören merkez açı lazım. Tamam. Yay uzunluğu sorulduğunda da kendine iki soru soruyorsan bunu da unutma. 2 pi r Alfa bölü 360 bize yay uzunluğunu veriyor. Hemen sorusuna bakalım. Yarı çapı 6 bölü pi olan bir dairenin etrafına 3 tur ip sarılmış ve elde edilen bu ip ile bir eşkenar üçgen oluşturulmuştur. Hmm. Şimdi. Arkadaş yarı çapı şöyle bir çember var elimizde. Yarı çapı bu. 6 bölü pi. E, 3 tur sarmışım ya tam çemberi düşüneceğim o zaman burada. Tam çevresi nedir? 2 pi r'dir değil mi? 2 pi r. R dediğimiz nedir arkadaşım? Hocam r de 6 bölü pi ya. Şunlar şunlar gitti 12 yap. Çemberin bir çevresi 12. Hocam ben bunun çevresine ne yapmışım? 3 tur ip sarmışım. 12, 12, 12. Yani 36. Bununla da bir eşkenar üçgen oluşturmuşum. Yani bunun da çevresi 36 demiş bize. O zaman bir kenara 12 mi olacak? Evet 12 olacak. Üçgenin çevre çemberi nedir diye soruluyor. bu üçgenin çevre çemberi. Bu üçgenin çevrel çemberi de bu değil midir? Çevresinden geçen çember değil midir? Evet. Merkez burası. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Merkezden yarı çapları çizdim. Hocam kirişler eşitsiz ayırtları yaylarda eşittir. E yaylar eşitse 360 bölü 3'ten. Burası 120 derece yapar. Burası da 120 derece. Burası da 120 derece yapar. E burası da 120 derece yaptı ya. R, R. 120. 30, 30, 120 üçgeni. R de buradan kaç eşit olacaktır? 12 bölü köküçe. Yani çünkü 30, 30, 120 üçgeni de R iken R köküçe oluyor ya, o zaman kökçe bölünmüş hali olacaktır. R de o zaman kök3 eşleniğiyle çarparsam 12 kök3/3 yapar. Yani cevap 4 kök3 yapar. Evet bu bizim yayla alakası yok ama bir önceki kazanımla alakası var. Herhalde burada soruyu buraya yazmaktansa buraya yazmışız. Neyse şimdi gelelim yay uzunluğuna. Tamam. Ee, sonuçta bu da 3 tane yay uzunluğu olmuş oluyor ya burada. Fark etmiyor. 3 tane olduğu için 3 çarpı 360 yani 3 çarpı 3 60 ya da bir çemberin çevresini bulduk daha sonra 3 de diyebilirdik. Neyse geldik yay uzunluğuna. Şimdi bizden şu BC yay uzunluğu isteniyor. Yay uzunluğu için kendimize iki soru soruyoruz. Bir yarıçap yarıçap belli değil. 2. merkez açı. Hocam burada 30 derece verilmiş gördüğü yay 60. Hemen ne yapıyoruz? Hop şöyle hop şöyle. Merkez açı oluşturuyoruz. 60 ise gördüğü yay 60 merkez açısı. A 60 derece burası. Bu yarıçap bu yarıçap. X kenardan. Bunlar da 60-60 oldu. Eşkenar çıktı. Yani burası da R oldu. R'yi böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Şimdi bizden bu yay uzunluğu isteniyor. Hocam 60 değil mi? Hayır. Ölçüsü 60. Dikkat et. Yay uzunluğu ne olacaktır? 2 pi R. Yani R'si 6. E, Alfa bölü 360. 60 bölü 360 bana sonucu verecektir. Hocam 6 ile 60'ı çarpma 360 bunlar gitti. Ve cevap da kaç yapar? 2 pi yapar. Örnek 7'yi 2 pi buluruz böylelikle. Evet geldik 8'e. Şimdi AD yay uzunluğu isteniyor. Arkadaş AD yay uzunluğunu bulmak için yay uzunluğu için kendimize iki soru soruyoruz. Bak bu iki soruyu mutlaka kendine sor. Bir yarı çap iki merkez açı. O zaman bu yaya ait bir merkez açı oluşturacağız. Al sana merkez açı. Ki zaten bizim en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Bak yarı çap çizmiş olduk. Şu eşitleri de kullanmam lazım benim. Ve burada CD'yi bana kaç vermiş? 2 köküç olarak vermiş. Peki ben buraya A dersem. Hocam bu yarı çap. E, burası da yarı çap. Ana 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Burası da 60 oldu. 60 ise burası da 60 derece oldu. Evet burayı 60 bulduk ama yayın ölçüsü 60. Uzunluğu değil. e 30-60-90 üçgeninde. 30'un karşısı A ise burası A kökü olacak ya. Ya da 60'ın karşısı 2 köküçse bu 30'u karşısı 2 yapar. Burası da kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Yarı çapı da bulduk mu? Bulduk. 2 soruyu cevapladık. 1 merkez açı 2 yarı çap. E o zaman ad yavuzunu 2 pi r, re, r'si 4. Alfası 60, 60 bölü 360 bize şeyi verecektir. Evet burada sadeleştirsek 6 geliyor buradan. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3 geldi buradan. O zaman yukarısı 4 pi aşağısında 3 mu kaldı sadece? Evet cevabımız 4 pi bölü 3 yaptı örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. Bir kere t, t t Bunlar birbirine eşit mi? 3 kök 3. 60 sa. Bu 60 sa. Gördüğü yay da 120 mi yapıyordu? Çünkü t t, -t olunca toplandır 180 yapacaktı. 120. E 40'ı da kullanacağız burada. ef yayı isteniliyor bizden. Bir kere yay için açı lazım bana. Hocam 60 40 daha 100. Buraya 80 kaldı. E 80 se ben buradaki yayın ölçüsünü bulabilirim. E, yayın ölçüsünü bulabilirim ama merkez açısı lazım. O zaman merkez açıyı şöyle şöyle yapayım. Vay hocam 80 se gördüğü yay 100'dür. Toplamları 180 yapacaktı. E o zaman burası 100 ise burası da 100 derece mi oldu? Evet. Bir de yarı çap lazım bana. E merkez teğet çektik burada yapsam. Teğet teğet. Şu merkezden geçtiği zaman açı ortay olmuyor muydu? Evet. E, 30 60 90 çıktı. 60'ı karşı 3 kökü 30'u karşı 3 çıkar. Evet yarı çapı da 3 bulduk. Yani 2 pi r. E, açımız açımızda 100 derece. 100 bölü 360 bana neyi verecektir? E f uzunluğu yay uzunluğunu verecektir. E sadeleştirelim bakalım. Şunlar sadeleşsin böyle. 6 ile 36 ile 6 sadeleşince 6 kalıyor. 10 pi bölü 6 o da 5 pi bölü 3 mi yapıyor sadeleştirdiğimiz zaman? Evet. Yani 9. soru 5 pi bölü 3 çıkar. Hocam pi 3 sadeleştireyim cevap 5 değil. Yani pi genelde demediği sürece 3 alınız demediği sürece öyle 3 falan yazmayın dostlar. Tamam. 9. soru bu şekilde geldik ona. Evet çemberler bir kere bak eski bilgilerimizi kullanacağız. Bizden ne isteniyor? İlk önce soruyu okuyayım. r 1i küçük yarıçapı 2 vermişler, büyük yarıçapı 6 vermişler. Bu çemberlerin etrafına sarılan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. İlk önce anahtar kelimelerimizi kullanalım kardeşim. Mer çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiririz. Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik ki kullanacağız. Hemen 90 dereceleri göstereyim şöyle ve yarıçapı 2 ve 6 olarak vermişti zaten. 2 ve 6'ları yazdım. 2 ve 6'yı şurada da yazdım. Şurası da 90. Burası da 90 mı? 90. Aa hocam burada ee, ben şu uzunlukları bulabilirim. Bu uzunluklar nasıl bulunur? Hocam şuradaki dik yamuktan dolayı şuradan bir dik dörtgen oluşturacak olursam eğer hocam burası 2 iken 2 buraya 4 kaldı. Değil mi? Bu arada burası 6 idi. Niye oraya 2 yazdıysam? Şurası 6 ya. Hocam şurada bir dik üçgen var. Dik üçgende Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Hatta bana açı da lazım olacak bu yayları bulurken. O yüzden dolayı açıyı da varsa özel açı ona da bakalım. Özel açı dediğimiz ya 30 60 90 üçgen çıkar karşımıza ya da 45 45 90 üçgen çıkar. Ha ya uzunluğu isteniyor ya açı da çıkacak dedim. Beynini oraya yönlendirdin. O zaman dik üçgene bakarsın. Hocam dik üçgende şu kenar kaç? 8. 90'ın karşı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. E 30 90 60 üçgeni çıktı burada. Süper. 30'un karşı 4 iken 60'ın karşısı 4 kök 3. O zaman burası da 4 kök 3. Aynı hamlelerden dolayı yine burası da şöyle yapacak olursan yine burada da bir 30 60 90 üçgen çıkıyor mu? Çıkıyor. Hatta burası da 4 kök 3 oldu mu? Oldu. Yani ipin uzunluğunda bir kere kesinlikle ama kesinlikle ne var? 4 kök 3 burada, 4 kök 3 burada, 8 kök 3 var. Artı bu yay uzunluklarını bulacağım. Yay uzunluklarını bulurken de açı lazım bana. Şuradaki açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Şu açı lazım bana. Yarıçapı da var çünkü. Hocam 90 30 daha 120. 90 30 daha 120. 120 burada 120 burada 240. 360'a tamamlayanı 120 yapar. Hocam 60 60 120'si buradaysa buraya da 240 derece kaldı. Bu yay uzunluğu belli. Yarıçapı 2. Yani 2 pi r 120 bölü 360. Hocam öbürü de 240 derece dikkat. 2 pi yarıçapıdan kaç? 6. Bu ipin uzunluğunu bulurken de 2 pi r ve Kaç derece burası? 240. 240 bölü 360 da bana işte tüm ipin uzunluğunu verecektir. Bir kere 8 kök 3 elimizde. Şunları sadeleştirsek bölü 3 yaptı. Şunları sadeleştirsek 120'ye bölsen 2, 120'ye bölsen 3 yaptı. Burası artı 4 pi bölü 3 yaptı. Bölü 3 de sadeleşiyor da boş ver. Burası da 12, 24, 24 pi bölü 3 yaptı. O zaman cevap da 8 kök 3 artı 28 pi bölü 3 şeklinde bulundu mu? Bulundu. Yaptığımız tek şey. Şunlar ayrı ayrı buldum. Burada da yay uzunlukları var. Yay uzunluklarında yarıçap çap belli ya, açı lazımdı. 120 derece çıktı. Yarıçap çap 6'ya açı lazımdı. 240 derece çıktı. Sonra ipin uzunluklarında yazdı. 2 pi ile alfa bölü 360'dan her ikisinde de yazınca sonuca da ulaştık. Böyle bir soru dikkat edin karşınıza gelebilir. Sonra neyle bir soru? Şöyle bir soru karşınıza gelebilir. Dikkat edin. 8 ve 10 tam sınavda sormaya adaylık bir soru. İşte öğretmeninizin seçeneğine kalmış? Zor mu sorayım, kolay mı sorayım? Ya da daha önceki kolay sorulardan da tabii ki gelebilirdi. Evet geldik bir de buna. Evet bu da güzel bir soru. Yukarıda verilen ABC merkezli eş 3 çember birbirine dıştan teğettir. Çemberler dıştan teğetse birbirlerine ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Bunlar da eş çembermiş. İpin uzunluğu da verilmiş bize. O zaman yarı çap R, 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 R. Anahtar kelimeleri kullanalım. Merkez t çektik. Merkez t çektik. Merkez t çektik. Merkez t çektik. Çektik ve çektikleri kullandık. Çektikleri kullanınca böyle. E, hocam dikdörtgenler mi çıktı karşımıza? Evet. Niye dikdörtgen? Burası da R, burası da R. Hem uzunlukları eşit hem de bunlar paralel olduğu için paralel kenar hatta 90'ar derece olduğu için dikdörtgen oldu. 2R ise yukarısı da 2R aynı mantıktan burası da 2R aynı mantıktan burası da 2R oldu mu? Oldu. Yani biz buradaki yay uzunluklarını pardon ipi uzunluklarını bulduk mu? Bulduk. 2, 4, 6 R artı bir de buradaki yay uzunlukları olacak. Bu yay uzunluklarını da siyahla göstereyim şöyle. Hocam yay uzunluğu da şurası. Niye siyah kalemi seçemedim? Heh. Şunlar. ipin uzunluğu da tamamlanacak. E hocam bu bir dikdörtgen ya 90 90 e burası 60 derece 60 derece 60 derece çünkü 2R 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 eşkenar üçgen. Hocam burası da 90 burası da 90 burası da 90 e burası da 90 dikkat et 90 90 60 buraya kaç derece kalır 120. Aynı şekilde buraya da 120 aynı şekilde buraya da 120 yani elimizde 2 4 6 R var bir de 120'lik ve yarı çapı R olanların 3 tane var. Ayrı ayrı hepsini toplamaktansa 3 tane 2 pi r 120 bölü 360'ı yazabiliriz. İşte bu ipin uzunluğuna eşit. İpin uzunluğu da 24 artı 8 pi'ye eşit verilmiş. Bak şimdi 6 r artı şu şu gitti. 3 Üç kaldı 3'ler de sadeleşti. Ee, 2 pi r değil mi burası? Evet 2 pi r eşittir. 24 artı 8 pi yaptı. Hocam bunun 24 olması için r yerine 4 yazarım. R yerine 4 yazdığımda da 4 kere 2 8 pi yapıyor mu? Yapıyor. Ya da R parantezini alırsınız. E, hocam R parantezini alınca hatta 2 R parantezini alabilirsiniz. Burada da 8 parantezini alabilirsiniz. Sadeleştirme olur. Sonrasında da R'yi yine 4 bulursunuz. Bizden yarı çap isteniyor. İsterseniz göstereyim canım ne olacak? Allah Allah. Belli zaten 4 oldu da. Burada 2 R parantezini alınca burada ne kalıyor o zaman? Hocam 3 artı 2 R parantezini alınca pi kaldı burada. Burada da 8 parantezini alınca 3 artı pi kaldı. Şunlar gitti. 2 R 8 yaptı. O zaman R de buradan kaç geldi? 2R. 8 ise R de böylelikle 4 geldi. Yani cevabı 4 olarak bulduk. Böyle ip uzunlukları da karşınıza çıkar. Aslında sınava bu da daha uygun bir soru. Çemberin çevresiyle alakalı bir soru soracaksak, ip uzunluğu da soracaksak işte bu soru genelde klasik sorulardan biridir. Haberiniz olsun gençler. Evet daireyi tanıdık. Çemberin çevresini de anladık, yaptık ve öğrendik. Sırada ne var? Dairenin alanı var. Onu da bir sonraki videoya bırakıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.